vücudu çantada, başı gitar kılıfında bulunan Münevver Karabulut'tan geriye cep telefonuna çekilen son görüntüleri kaldı. Genç kızın katil zanlısı olan erkek arkadaşı ise her yerde aranıyor. Katil zanlısının ailesi de cinayeti gizledikleri iddiasıyla gözaltında tutuluyor. 4 Mart 2009 Etiler. Saatler gece yarısını geçmişti. Etiler'de bir kağıt toplayıcı, Nispetiye Caddesi, Dilek Yıldızı sokaktaki çöp konteynerlarından birini karıştırırken bir gitar kutusu buldu. Kutuyu konteynerden çıkarmaya çalıştı. Ancak çok ağır olduğu için çıkaramadı. Kutuyu açtığında içinden kafası kesilmiş bir kadın cesedi çıktı. Kağıt toplayıcı ve çevredeki vatandaşlar hemen polise haber verdi. Üzerinde bir kot pantolon ve gömlek bulunan cesetten kimliğini belirleyecek belge ve cep telefonu çıkmadı. Olay yeri inceleme ekipleri yakındaki ikinci konteynerin üzerine bırakılmış dershane kimliğinden cesedin 18 yaşındaki Münevver Karabulut'a ait olduğunu belirledi. Münevver'in başı kesilmiş, ayrı bir torbaya konulmuştu. O torba da yine çöp konteynerine atılmıştı. Münevver Karabulut, İstanbul'da 7 Mart 1991 tarihinde aslen Bolu Mengenli bir ailenin ilk çocuğu olarak doğdu. Babası Süreyya Karabulut aşçı, annesi Nagihan Karabulut ev hanımıydı. Beşiktaş Bingül Erdem Lisesi son sınıf öğrencisi olan Karabulut, aynı zamanda üniversite hazırlık dershanesine de gidiyordu. Dershane döneminde Cem Garipoğlu ile tanıştı ve arkadaşlıkları başladı. Hayatlarının büyük bir bölümü Beşiktaş ve Bebek civarında geçiyor. Münevver, Cem'i o kadar seviyordu ki ailesiyle tanıştırmakta bir an bile tereddüt etmiyordu. Tüm detaylar tek tek inceleniyordu. Münevver'in çantası, kimlikleri, kan lekeleri. Polis deliller bozulmasın diye konteyneri çekiciyle Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Bir anda tüm gece haberleri bu konudan bahsetmeye başladı. Çok geçmeden Münevver Karabulut'un ailesine de acı haber gitti. Münevver'in Fener Rum Patrikhanesi'nin aşçısı Süreyya Karabulut'un kızı olduğu belirlendi. Lise son sınıf öğrencisi olduğu ortaya çıkan Münevver'in bir iş adamının oğlu Cem Garipoğlu ile sevgili olduğu ve 3 Mart akşamı randevularının olduğu belirlendi. Ancak Cem Garipoğlu'na bir türlü ulaşılamadı. Olay anının bir güvenlik kamerasınca saptandığı iki kişinin ellerindeki bir çantayla Citroen C4 marka otomobilden inip konteynere yöneldiği görüldü. Güvenlik görevlileri biri 25, diğeri 45 yaşlarında iki kişinin çantayı önce Mutlu sitesi yakınındaki konteynere bırakmak istediklerini, ancak kendilerini fark edince diğer konteynere yöneldiklerini anlattı. Cesedi parçalara ayrılmadan önce genç kızın defalarca bıçaklandığı da ortaya çıktı. Türkiye'nin önemli okullarında okumuş fakat buna rağmen böylesine hunharca ve vahşice bir cinayeti işleyen bir cani. Münevver Karabulut'un katilleriyle boğuştuğu, tırnaklarında DNA örneklerinin bulunduğu da öğrenildi. Polis, genç kızın son görüştüğü kişi olduğu anlaşılan Cem Garipoğlu'nun Bahçeşehir'deki ailesiyle birlikte yaşadığı evlerine baskın düzenledi. Polis eve doğru arabayla ilerlerken karşı yönden de gri renkli bir araç geliyordu. Bu otomobil polisin yanından geçip gitti. Sonradan anlaşılacaktı ki Cem Garipoğlu o gri arabanın içindeydi. Polis Cem Garipoğlu'nun evine baskın düzenledi ve incelemelere başladı. Evde temizlik yapıldığını, kan izlerinin suyla yıkandığını tespit eden polis, buna rağmen zeminde, halıda ve yorganda kan damlaları olduğunu belirledi. Alınan kan örneklerinin Münevver Karabulut'a ait olduğu anlaşıldı. Evde ayrıca bir kanlı gömlek ile bir testere de bulundu. Bu gelişmeler üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri baba Nida Garipoğlu ile anne Makbule Garipoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5'i kadın 17 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan Münevver Karabulut'un öldürülmeden önce boynunun kırıldığı ve daha sonra gitar kılıfına sığmadığı için kafasının kesildiği ortaya çıktı. Polis her yerde aradığı Cem Garipoğlu'nun Fransız vatandaşı olması nedeniyle yurt dışına kaçma ihtimaline karşı Interpol ile bağlantıya geçti. Cesedi konteynerin yanına getiren Citroen marka otomobilin ise baba Nida Garipoğlu'nun şirketine ait olduğu iddia ediliyordu. Araştırmalar devam ederken Münevver Karabulut'un cenazesi Bolu'nun Mengen ilçesinde toprağa verildi. Günler geçiyor, Cem Garipoğlu hala yakalanamıyordu. Garipoğlu'nun bir türlü yakalanamaması nedeniyle birçok senaryo ortaya atıldı. Cem Garipoğlu'nun Rusya'ya kaçtığı ile ilgili iddialar vardı. Garipoğlu'nun Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde ve Moskova'da alışveriş merkezlerinde görüldüğü öne sürüldü. 27 Nisan 2009'da cinayette ilk tutuklama meydana geldi. Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu, Münevver Karabulut'un tırnakları arasında DNA'sının bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nida Garipoğlu bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılacaktı. Tüm bunlar yaşanırken Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporu ikinci bir tartışmaya neden oldu. Otopsi raporuna göre Karabulut'un cesedi üzerinde Garipoğlu ailesi dışında birine ait sperm örnekleri bulunmuştu. Zanlının ailesi ve birçok arkadaşından sperm örnekleri alındı. Ancak bir sonuç alınamadı. Münevver Karabulut cinayetinde aylardır yanıtı beklenen çamaşırdaki sperm kime ait sorusuna yanıt olarak bir iddia ortaya atıldı. Öyle bir iddia ki son derece düşündürücü ve yalnız bu dava için değil adli sistemin işleyişine ilişkin endişe verici bir iddia, anlatalım. Hazırlanan ikinci otopsi raporunda sperm örneğinin aynı gün otopsi yapılan başka bir cesede ait olduğu belirlendi ve bir görevli hakkında soruşturma başlatıldı. Garipoğlu yakalanamadığı gibi adli tıp bir skandala da imza atmış oldu. Cinayetin ardından 57 gün geçmişti ancak hala Cem Garipoğlu yakalanamamıştı. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Ayşe Arman'a verdiği röportajda Münevver'in ailesini suçlamaya varan tuhaf açıklamalar yaptı. Takip etselermiş kızlarını diyen Cerrah, sizin kızınız olsa gece erkek arkadaşının evinde geç saatlere kadar kalmasına izin verir misiniz sorusunu yöneltti. Cerrah'ın açıklamaları tepkiye yol açmıştı. Cinayetin faili durumunda olan zanlı bellidir ve bunda da İstanbul polisi başarılı bir çalışma neticesinde zanlıyı ortaya çıkartmıştır. Zanlı yakalanması gerekir. İstanbul'da yalnızca tek bir bu cinayet işlenmemektedir. Tepki çeken bu sözlerden yaklaşık bir ay sonra Celalettin Cerrah Osmanlı Valiliğine atandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ise İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın getirildi. Hüseyin Çapkın daha göreve başlamadan ilk açıklamasını yaptı ve ilk işim bu cinayeti çözmek olacak dedi. Günler geçiyor, Türkiye bu cinayetin şokunu atlatamıyordu. Cinayetten yaklaşık 90 gün sonra Cem Garipoğlu'nun 186 ülkede aranması için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. Interpol, kırmızı bültenle aradığı Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun bulunması için 6 farklı dilde özel bir video hazırlattı. Günler geçtikçe Garipoğlu'nun bir türlü yakalanamaması Karabulut ailesini de harekete geçirdi. Münevver Karabulut adına sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta bir grup kuruldu ve üye sayısı 10.000'lere ulaştı. Katil Cem Garipoğlu'nun yakalanması için birçok yürüyüş düzenlendi. Cinayetin üzerinden 160 gün geçmişti ki Hayyam Garipoğlu'nun baba Süreyya Karabulut'a para teklif ettiği ve Karabulut'un 3 milyon euro istediği öne sürüldü. Görüşmeyi doğrulayan baba, zanlının teslim edilmesi karşılığında bu parayı istediğini ve parayı MS hastaları için hastane açmak için kullanacağını açıkladı. Parayı ne için istiyorum ben? Benden ayrılaşacak! O evlat benim diye! Kamuoyu olayı tartışırken baba Süreyya Karabulut'un Garipoğlu Holding'in önünde kırmızıya boyanmış bir testereyle yaptığı açıklama hafızalara kazındı. Süreyya Karabulut ve katil zanlısı olarak aranan Cem Garipoğlu'nun amcası, iş adamı Hayyam Garipoğlu arasında aracılık yaptığı ileri sürülen Cemil Baran gözaltına alındı. Tüm bunlar yaşanırken Garipoğlu'nun Ermenistan'da yakalandığı ve Türkiye'ye getirileceği öne sürüldü. Ancak daha sonra yalanlandı. Münevver Karabulut'un cesedinin bulunduğu 3 Mart günü okulda bulunduğu saat 11.26 ile 11.47 saatleri arasında bir numaraya 8 kez cep telefonu ile mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Cep telefonunun Ankara'da görevli teğmen CYC'ye ait olduğu tespit edildi. Münevver'in babası Süreyya Karabulut da kızının Ankara'daki görevli teğmenle konuştuklarını bildiklerini söyledi. Karabulut, bu genç teğmen kızım Münevver'in Ayvalık Sarımsaklı'dan arkadaşı, biz konuştuklarını ve tanıştıklarını biliyorduk dedi. Günler geçmiş, Cem Garipoğlu hala yakalanamamıştı. İşte tam bu anda İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'dan "Çember daralıyor" açıklaması geldi. Bugün itibariyle etrafındaki çember artık iyice daraldı, çemberin son halkasına geldik sayılır, diyen Çapkın, tüm bağlantılarını yapılan seri operasyonlarla deşifre ettik. Teslim olması ya da yakalanması an meselesi. En geç bir hafta içinde mutlu sona ulaşacağız ve zanlı Cem Garipoğlu'nu adalete teslim edeceğiz, dedi. Cinayetin ardından 6 aydan fazla süre geçmiş, ancak bu kadar net bir açıklama ilk defa gelmişti. Çemberi daraltacak her şey yapılıyor. ...17 Eylül 2009. Hüseyin Çapkın'ın "çember daraldı" açıklamasından sonra nefesler tutulmuşken bu açıklamadan çok geçmeden haber bültenlerine bir son dakika gelişmesi düştü. Etiler'de başı kesilmiş cesedi çöp konteynerinde bulunan Münevver Karabulut'un katil zanlısı olarak aranan Cem Garipoğlu, 197 günün sonunda gece saat 00.45'te İstanbul Bahçelievler'de Garipoğlu ailesinin avukatı Aytekin Kaya tarafından polise teslim edildi. Hüseyin Çapkın'ın "çember daralıyor" açıklamasının ise aslında bir taktik olduğu iddia edildi. İddiaya göre Emniyet Teşkilatı Cem Garipoğlu'nun yerini tespit etmek için böyle bir yöntem kullandı ve bir hafta içinde yakalanacağını düşünen Cem Garipoğlu bir anlamda teslim olmaya zorlandı. Cem Garipoğlu gece çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından ceza kanunundaki karşılığı ağırlaştırılmış müebbet hapis olan canavarca hisle çocuğa karşı adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak Maltepe Çocuk Tutuk Evi'ne konuldu. Savcılık ve mahkemede susma hakkını kullanmayan Garipoğlu, pişmanlık duyduğunu, 3-5 saat mesafede İstanbul dışında bahçeli bir evde saklandığını söyledi. Sevgilisi Münevver Karabulut'un başını canlı canlı testereyle kesip öldürmekle suçlanan Cem Garipoğlu, Bakırköy 2. Çocuk Ağır Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasında sorulara "bilmiyorum" ve "hatırlamıyorum" şeklinde cevaplar verdi. Cinayet sebebi olarak "erkekliğime hakaret etti" diyen Cem Garipoğlu'nun ağır tahrik indiriminden faydalanmak istediği iddia edildi. Canavarca hisle tasarlayarak ve eziyet çektirerek adam öldürmekten 24 yıla kadar hapsi istenen Garipoğlu'nun duruşmasında basın yoğun ilgi gösterdi. Duruşma öncesi adliye polisi ve jandarma yoğun güvenlik önlemleri aldı. Duruşmaya katılan Münevver Karabulut'un kardeşi Enver, duruşma sırasında Cem Garipoğlu'na bir sıvı püskürterek "seni öldüreceğim" diye bağırdı. Sıvının çamaşır suyu olduğu belirlendi. Enver Karabulut çamaşır suyunu Cem Garipoğlu'na enjekte etmeyi planlamış, yapamayınca da üstüne püskürtmüştü. Münevver Karabulut cinayeti davasına bakan Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, talep üzerine 6. duruşma öncesinde polisin olay yeri görüntülerini izledi. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, cinayetin iddia edildiği gibi tutuklu sanık Cem Garipoğlu tarafından tek başına işlenemeyeceğini, tutuksuz sanık Mehmet Nida Garipoğlu'nun da cinayete iştirak ettiği iddiasını yeniledi. 2 saat süren izlemenin ardından avukat Epözdemir, cinayetin ardından Makbule Garipoğlu ve başkalarının temizlik işine yardım ettikleri ve delilleri yok ettikleri açıkça görülmektedir, dedi. Rahmetli direnmiş, mukavemet göstermiş. Evet. Tırnaklarında sanık ailesindeki kişilere ait DNA'lar var. Ve daha önce fiziksel birlikteliği de yok. Evet. Acaba bu cani bu kıza bir şey yapmak istedi ve bundan mı oldu? Evet. İki, ailenin bir sırrını öğrendi, bu yüzden mi? Çünkü 15 gün önceden MSN'de yazışmalar var. İşte "sana hayatının en güzel gününü yaşatacağım, bütün dünya bizi konuşacak, sevgimle boğacağım seni, gitar çalmayı öğreniyorum, boğacağım, sarılacağım sana" gibi böyle garip mesaj içerikleri var. Üçüncüsü de biliyorsunuz, şey yapmayalım, bir genelleme yapmak çok doğru değil ama Osmanlı İmparatorluğu'nda birçok belli bir dinsel kökenden gelen anlayışın katledilmesinin müsebbibi olan bir mayasız ayini diye bir ayin türünü var. 18 yaşına gelmiş bir genç, rüştünü ispat etmek amacıyla, kendini ispat edebilmek amacıyla, ailesine karşı büyüdüğünü hissettirebilmek amacıyla fiziksel, daha önce hiçbir fiziksel birlikteliği olmayan bir genç kızı katlediyor ve ailesine rüştünü ispat ediyor. Karabulut ailesinin eski avukatı Faruk Zorba, şahsi çabaları ile cinayetin işlendiği villanın yer aldığı siteye ait güvenlik kamerası kayıtlarını bulup savcılığa teslim etti. Her ne kadar olay günü iddianameye göre Cem Garipoğlu'nun anne ve babasının kullandığı arka kapıyı göstermese de incelenen görüntüler sonrası olay günü yaşananlar dakika dakika kayıtlara geçti. Saat 10:20. Savcı hazırladığı iddianamede baba Nida Garipoğlu'nun bir yere gidiyormuş, yolculuk yapacakmış gibi ifadesini kullanmıştı. Görüntüye göre Garipoğlu saat 10:20'de elinde bir valizle villadan çıkıp otomobiline biniyor. Baba iddianamede cinayete iştirakla suçlanıyor. Saat 11:04. 44 dakika sonra anne Makbule Tülay Garipoğlu ve küçük kızı villadan çıkıyor. Anne Garipoğlu'na iddianamede yöneltilen suçlama, suç delillerini yok etmek, gizlemek, değiştirmek ve yardım etmek. Saat 12:47. Villada yalnız kalan Cem Garipoğlu saatler 12:47'yi gösterdiğinde iddianameye göre testere almak için Bahçeşehir'deki bir ticaret merkezine gidiyor. Cinayetin işlendiği ilk günlerde Cem'in Münevver'i öldürdükten sonra testere almaya gittiği öne sürülmüştü. Ancak görüntüler Cem'in genç kızı eve getirmeden önce testere temin ettiğini işaret ediyor. Cem Garipoğlu'nu eve getiren taksi. Ve dikkat ediyorsanız Cem Garipoğlu'nun elinde beyaz bir torba var. Testerenin önce alındığı aşikar. Bu neyi ortaya koyar? Bir, cinayetin vahşice olduğu ve hunharca işlendiği. Testerenin, yani testereyi önceden alıp eve getirmek. Evet. Tasarlamanın olduğu ve ölümün vuku bulmasından önce testereyi kullandığı. Saat 13:08. Cem 21 dakika sonra yeniden güvenlik kameralarına takılıyor. Elinde içinde testere olduğu belirtilen beyaz bir poşetle villaya geri dönüyor. Testereyi eve bıraktıktan sonra saatler 13:10'u gösterirken Münevver'i okuldan almak için taksi ile yola çıkıyor. Saat 15:20. Cem Münevver'i siteye getiriyor. Münevver arka tarafta. Sitenin bahçıvanı durumdan şüpheleniyor. Villanın önünde Cem'e yaklaşıyor. "Cem Bey, siz misiniz?" diye soruyor. Cem'in yanıtı ise "Evet ağabey, benim." Bir süre Cem'i gözleyen bahçıvan daha sonra oradan uzaklaşıyor. Saat 15:21. Görüntülerde yine Cem var. Vahşetin sanığı bahçe kapısının dışarıdan açılmadığı için evin ön giriş kapısını kullanmak amacıyla çitlerden atlayarak villaya giriyor. İddianameye göre villanın alt katından inerek bahçe kapısını açıyor ve Münevver'i arka kapıdan içeri alıyor. Saat 19:04. 15:22 ve 19:04 saatleri arasında Cem korkunç bir vahşete imza atıyor. Görüntülere göre son derece soğukkanlı bir şekilde elinde Münevver'in cesedinin bulunduğu gitar çantası ve valizle birlikte korsan taksiye doğru gidiyor. Yön etiler. Amaç cesetten kurtulmak. Saat 19:15. 11 dakika sonra İngilizce öğretmeni S.E. Cem'in kız kardeşine ders vermek için otomobiliyle villaya giriyor. Öğretmen saat 21:09'a kadar villada kalıyor. Öğretmen S.E. daha sonra verdiği ifadede villada herhangi bir gariplik, evdekilerde telaş görmediğini söylemiş. Saat 19:20. Sabah kızlarıyla birlikte evden çıkan anne Tülay Makbule Garipoğlu saat 19:20 sularında villaya geri dönüyor. Garipoğlu verdiği ifadede oturma odasında gördüğü kan ve kusmuk izlerini nar tanesiyle şarap lekelerine benzettiğini söylemiş. Saat 21:45. Münevver'in cesedini Etiler'de çöp konteynerine atan Cem, saat 21:45'te villaya geri dönüyor. Annesinin ifadelerine göre oturma odasında pijamalarıyla atari oynuyor. Annesi Cem'i kustuğu için azarlıyor. Konuşması için babasını eve çağırıyor. Saat 23:01. Baba Nida Garipoğlu villaya geri dönüyor. İddianameye göre ise baba Nida Garipoğlu cinayetin işlendiği sırada Cem'in açık bıraktığı bahçe kapısından gizlice villaya girdi. Ancak bu anlar kamera olmadığı için görüntülerde yok. Saat 23:46. Baba villaya girdikten 43 dakika sonra otomobilinin başında beklerken görülüyor. 2 dakika sonra oğlu Cem de araca biniyor. Saatler 23:46'yı gösterirken baba oğul hızla uzaklaşıyor. Saat 23:50. Cem ile babası kaçtıktan sadece 4 dakika sonra cinayet masası dedektifleri eve baskın düzenliyor. Ancak Cem bu zaman dilimi içinde 197 günlük firarına çoktan başlamıştı. Saat 23:57. oğlunu Bahçeşehir'deki bir kafeye bıraktığını öne süren Mehmet Nida Garipoğlu yeniden eve dönüyor. İddialara göre amacı villada bulunan yüklü miktardaki parayı almak. Ancak 7 dakika sonra kapının önüne geldiğinde polisleri görüp geri dönerek ortadan kayboluyor. Dava sonucunda Cem Garipoğlu 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Annesi ve amcasına da 3'er yıl hapis cezası verildi. Babası ise beraat etti. Davanın sonuçlanmasının ardından Karabulut ailesinin Cem Garipoğlu ailesine karşı açtığı maddi ve manevi tazminat davası 8 Ekim 2013 tarihinde sonuçlandı. Dava sonunda Garipoğlu ailesinin Karabulut ailesine 37.500 lira maddi, 1.250.000 lira manevi tazminat ödemesine karar verildi. Enver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu Silivri cezaevindeki koğuşunda ölü bulundu. Şok etkisi yaratan haber sabah saatlerinde geldi. Kafasında poşet ve boğazında iple bulunan Garipoğlu'nun nasıl öldüğü araştırılıyor. 10 Ekim 2014. Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu koğuşta intihar etti. Mezar taşı isimsiz kaldı. Kabrine kimse uğramadı. Kaçtı iddialarının ise ardı arkası kesilmedi. Karabulut ailesi katilin görüntülerini istedi. Avukat ölü bulunduğu yerde 6 saatlik kamera kayıtları var dedi. Ya bir baba olaraktan benim eğer ki kanuni bir hakkım varsa mezarını açtırmak isteyeceğim tabii ki. Ölüsünü görmedim, gözlerimle görmedim. Görmediğim bir şeye inanmak çok zor. Türkiye 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun ölümüne kilitlenmişti. Cezaevinde intihar eden Garipoğlu toprağa verildi. Ama ölümüyle ilgili söylentiler bitmedi. Öldü gösterilip kaçırıldığı iddiaları akılları karıştırırken mezar taşına adının yazılmaması dikkat çekti. Bu da Osmanlı dönemindeki cellatları hatırlattı. (11 Temmuz 2021) Münevver Karabulut cinayetinin üstünden tam 12 yıl geçmişti. Ancak paylaşılan bir fotoğrafla cinayet yeniden konuşulmaya başlandı. Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi S. Garipoğlu, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda bir fotoğraf yayınladı. Fotoğraftaki keyifli aile tablosunun altında dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Mutlu bir aile karesi gibi görünen ve yeni çekilmiş olan fotoğrafta Garipoğlu ailesi oturdukları bir koltuk üzerine poz vermişti. O koltuk Münevver Karabulut'un öldürüldüğü gün o villada olan ve üzerinde Münevver'in kan izlerinin olduğu koltuktu. Kısa bir müddet sonra gelen tepkiler üzerine fotoğraf silindi. Münevver Karabulut cinayeti Türkiye'de kadın cinayetlerinin belki de ilki değildi. Ama kadın cinayetlerine karşı toplumsal tepkinin harekete geçtiği ilk kadın cinayetiydi. Erkek terörüne kurban verdiğimiz diğer kadınlar gibi Münevver de kalbimizde iyileşmesi mümkün olmayan bir yara olarak kaldı.